Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mutlaka ve mutlaka airdrop düzenlemesini beklediğim bir projeden bahsedeceğim. Comdex bir devleti var. Yapmamız gereken işlemler basit. İlk olarak mutlaka bir Kepler Wallet cüzdanına ihtiyacımız var. Daha sonra Kepler Wallet cüzdanını Chrome eklentimize kuruyoruz. Bu işlemleri mutlaka bilgisayardan yapmamız gerekiyor. Telefondan yapılmıyor diye biliyorum. Telefondan ben yapamadım. İlk olarak iki tane sitemiz var. Bir Fouquet musluk var. Yani Fouquet musluk dediğimiz şey. Oradan tokenleri talep ediyoruz. Daha sonra bu cüzdan adresimize geliyor. En başta cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Burada Kepler Wallet var. Burada Comdex Test Chain var arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Bunu buradan seçiyorsunuz. Burada zaten buradan devnet var. Şuradan disconnect derseniz. Şuradan ben bir ilk önce disconnect edeyim. Connect dediğimizde Kepler Wallet diyor. Ben otomatikman bağlıyor. Çünkü daha önce izin verdim. İşlemlerimizi bu şekilde en başta onaylıyoruz. Daha sonra buraya geldikten sonra şurada bir adresimiz var. Bunu alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ben robot değilim. Bu adresimize token gönder diyoruz. Token geliyor. Şimdi buraya geldiğimizde my home diyoruz arkadaşlar. SS. İşte benim 1000 adet vardı. Ben burada birkaç işlem yaptım. Ne yaptım burada arkadaşlar? Buraya geldim. Tokenlerimle hepsinden 100 CMDX'lik. Gold aldım, silver aldım, benzin aldım. Daha sonra bunları yapıyoruz arkadaşlar. Swap yapıyoruz. Daha sonra ben satmadım hiç. Şimdi C Gold'dan C Silver satalım biraz. Şuradan bir diyelim, swap diyelim. Buradan anlaşmayı onaylıyorum diyorum. Daha sonra Kepler Wallet sol tarafımda açılıyor. Buradan işlemi approve ediyorum. Burada arkadaşlar işlemlerinizde bir sıkıntı olursa şuradan slippage dediğimiz oranı arttırabilirsiniz. Bunu 5 yapabilirsiniz, 10 yapabilirsiniz. İşleminiz onaylanmazsa bu şekilde yapabiliyoruz. Bunları ilk olarak mutlaka ve mutlaka swaplıyoruz. İşlemlerimizi teker teker gerçekleştiriyoruz. Mutlaka yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Güzel bir airdrop gelebilir. Aynı zamanda da bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoları da beğenirseniz sevinirim. Burada SS kısmı var. Burada gözüküyor. Fiyat arttı zaten. Miktar arttı. Daha sonra borrow ve farm kısmı var. Ben buradan ilk olarak bir CMDX'te C Gold stake yaptım. Yani farm ekledim. Daha sonra ben buradan bir de bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Bu biraz şey oldu. Niye böyle oldu? Buradan da 2 adet ekleyeyim arkadaşlar. Bunu da onaylıyorum. Agree diyorum. Bu işlemleri bu şekilde yapıyoruz. Yine sol tarafta Approve tuşuna basıyoruz. Mutlaka bunların hepsini yapıyoruz. Aynı zamanda da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Burada iki tanesini seçtik ya. CMDX Silver, sonra Gold, sonra işte Oil. Bunlar stake yaptıktan sonra burada mesela yaptık. Ne var arkadaşlar elimizde? Remove Liquid diyoruz. Yani bir kısmını buradan şu kısmını şu kadarını çıkartıyoruz. Buradan bunu da approve diyoruz. Daha sonra G Oil var arkadaşlar. Buradan bunu da bir adet farm ekliyorum. Şuradan görüyorsunuz. Sizlerle birlikte yapıyorum. İşlemleri teker teker. Daha sonra bunu da bu şekilde approve ediyoruz. Daha sonra tekrar remove liquid de diyeceğiz. Hepsinde teker teker bu işlemleri yapıyoruz. Bütün tuşlara basmayı deneyin. Çünkü eleme yöntemlerinde bunu çok çok sık sık kullanıyorlar. Daha sonra arkadaşlar borrow kısmına geliyoruz. Borrow var, edit var, close var. Şimdi ilk olarak bunlar açık değil çünkü biz daha borç almadık. Buradan ne kadar CMDX'imiz varmış? 200 adet şey yapalım. Ben gold borç almaya çalışacağım CMDX ile. Borrow diyorum. Approve diyorum. Burada ilk olarak işlemim gerçekleşmedi sanırım. Borrow tekrar diyorum. Agree diyorum. Buradan birazcık arttırdım. Belki bu sefer gerçekleşir. Ben de sizlerle birlikte deniyorum. İşlemim gerçekleşmesini out of gas location gas wanted işlemi beğenmedi. Şimdi şuralara bakalım. Hayır, açılmamış. Bunu değiştiremiyoruz. Ha, buradan
Silver deneyelim. Ondan sonra biraz bir de bunu deneyelim. Eğer kabul etmezse birazcık gaz ayarlarıyla birlikte oynayacağız. Bu yüzden videoların tamamını izlemeniz sizin için faydalı. Şimdi olmuyorsa ne yapacağız arkadaşlar? Bunu buradan değiştiremiyoruz. Tekrar borrow diyeceğiz. Gördüğünüz üzere işlemimiz gerçekleşmiyor. Biz buradan neymiş gaz limitimiz? Buradan buraya getirdim arkadaşlar. İki tane sıfır koydum. Şu an işlemin gerçekleşecek olması lazım ve evet gördüğünüz üzere gerçekleşti arkadaşlar. Daha sonra gold aldık. Sonra 100 adetle silver alıyoruz. Silver mi almıştık? Bilmiyorum, bir saniye. Oil alalım. Agree diyelim. Daha sonra buradan gaz ayarına bir ayar verelim. Burada da borrow yapıyoruz. İşlemin gerçekleşmesini birlikte bekliyoruz. Birazdan gelecektir ve geldi. Daha sonra buradan edit kısımları açılıyor olması lazım. Şöyle bir sayfa yenileyelim. Buralar açılmamış. Şimdi şöyle SS kısmına geldiğimizde 267 dolarımız gözüküyor. 873 dolarımız var. Gold'umuz var. Silver'ımız var. Ondan sonra oil'imiz var. Buradan mint varmış. Şurada burada birazcık şöyle mi yapsak? Depozit. Şuraya yaptığımızda birazcık daha depozit edebiliriz. Mesela buradan bu tuş mesela açık değil. Ben oradan buldum. Böyle yapıyor olabilirsiniz. Şöyle. Buraya geldim. Miktarımı arttırdım. Daha sonra G Oil var. Biz ne yapmışız, bir saniye buradan bakıyorum. Oil ve Silver, bir de Gold lazım bize. Buradan bir de Gold yapıyoruz. Ben 50 adet borrowluyorum. Ya borç alıyorum. Ondan sonra acaba işlem gelecek tekrar. Ondan sonra buraya giriyorum. Approve diyorum. Bu işlemin de gerçekleşmesini bekliyorum arkadaşlar. Birazdan gelir. Evet, gördüğünüz üzere geldi. My Home kısmına geliyoruz. Burada farmımız var. Pozisyonlarımızı gösterecek bize. Burada kazandığımız, burada remove edeceğiz. Add'imiz var, remove. History kısım var. Yaptığımız işlemleri gösteriyor. Buradan mint kısmı ne vardı burada arkadaşlar? 3 adet yaptık değil mi? Biz buradan mesela ne yapıyoruz? Edit kısmına geliyoruz. Close diyoruz. Buradan bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Hop. Yani biz şu an ne yapmış olduk? Swap yapmış olduk. Hepsini alıp satım yapmış olduk. Sonra farma likit eklemiş olduk. Daha sonra üzerine ekleme yapmış olduk. Daha sonra bir tanesinin işlemini kapattık. Bunun aynısını hem farmda hem borrow'da yaptık. Hem borç almakta hem de farma likit eklemekte yaptık. Bütün işlemleri yaptığımızı düşünüyorum. Şurada more kısmına geliyoruz. Stake kısmı var. Burada da sanırım evet tahmin ettiğim gibi şey için var arkadaşlar. Nasıl anlatabilirim? Mainnet için var. Bunların hepsi testnettir. Burada yaptığımız hiçbir işleme para ödemiyoruz arkadaşlar. İşlemler bu kadar. Eksik bilgi varsa kusuruma bakmayın. Altta linkleri bırakacağım. Fouquet'le bu sitenin linkini. Mutlaka katılın. Yakında bitecektir. Umarım güzel bir kazanç elde ederiz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.